Selamünaleyküm Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Özellikle Libya'da yeni hükümetle ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Ama öncelikle Libya'da resmi ordunun Sirte Cufra Öfke Volkanı Operasyon Odası medya merkezi tarafından yapılan basın duyurusunda Hafter ve Rusya tarafından işgal altına tutulan El Jufra üstüne Rus kargo uçağının indiği duyurularak bu görüntüler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılmış görmektesiniz. Yine bilindiği gibi Libya'da yeni bakanlar belli oldu. Tam listeyi görmektesiniz. Dileyenler durdurup bakabilir. Burada bizi ilgilendiren tabii ki de Dışişleri Bakanı'nın kim olduğu oldukça önemli bir isim. Direkt dikkat çekiyor. Zaten soy isminden de görüleceği üzere Menguş yani Necla Menguş Libya'nın yeni Dışişleri Bakanı oldu. Geçiş hükümeti işe hızlı başladı diyebiliriz. Peki Menguş neden önemli? Türkiye mezunu Libya Libya eski başbakanı Muhammed El Menguş'un kızı olduğunu belirtelim. Bir vefa örneği olarak Muhammed Menguş yıllarca Türkiye'de yaşadı. Kendisi tam bir Türk dostu. Bununla ilgili belgeseller de YouTube'da bulunmakta. Kendisi Türkiye ikinci vatan olarak görüyor ve Türkiye'deki inşaat sektörünün bugünlere gelmesindeki baş kişi olduğu belirtiliyor. Bir diğer haberimiz Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Mücahit Enveran Rawalpindi müşterek kurmay karargahı genel kurmay başkanı General Nedim Rıza'ya veda ziyareti gerçekleştirdi. Başkan burada uzun süredir devam eden şöhretli kariyeri boyunca ulusa verdiği hizmetler için kendisine teşekkür etti. Yine Pakistan'dan çok sayıda haberimiz var. Pakistan Başbakanı Imran Han, ihtiyaç sahiplerine yiyecek dağıtarak kimse aç uyumasın programını başlattı. Böylelikle yoksullar için her gün yemek dağıtılacak. Bu yoksullar için esas projesinin bir parçasıdır şeklinde de paylaşılmış. Yine Mısır askeri ateşesi Uganda'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Burada Mısır'ın Uganda Büyükeltisi de kendisine eşlik ediyor. Yine Uganda Savunma Bakanı ve yetkililerle bir araya gelindi. Her iki tarafta ortak eğitim programları, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini arttırmanın yanı sıra terörizmle mücadeleyi tartıştı. Bilindiği gibi 2019'da Mısır'la Uganda arasında askeri işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Yine ülkemiz Hızır araçlarını Uganda'ya satıyor. Sıradaki haberimiz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde en son konuşması gereken ülkelerden biri olan İran açıklamalar yaptı. Açıklamasında yetkili, gerçek bir insan hakları savuncusu olan Kasım Süleymani, masum sivilleri savunmak için hayatını feda etti gibi şaka gibi bir cümle kullandı. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler onaylı resmi sivil toplum kuruluşu gerçeği de yazmış. Gerçekte olan Kasım Süleymani onlarca yıllık terörizm ve savaş suçları sebebiyle binlerce masum sivili öldürdü şeklinde gerçekten bahsetmiş. Yine maalesef kötü bir gelişmeden bahsedeceğiz. Öncelikle bilgi verelim. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ TR 4 hava soç uçağının geçici kabulleri 2025 yılının ikinci yarısında başlayacak. Uçakların tamamı 2026'nın sonunda hizmete girecek. Sistem gereksinimleri gözden geçirme aşamasının tamamlandığı belirtiliyor. Ön tasarım çalışmaları ise devam edecek. Neden kötü haber olduğu tabii ki de 2 yıl geciktiğinden dolayı kötü haber olduğunu söyleyelim. Kanada'nın uyguladığı ambargo, yapısal modifikasyon sürecinde yaşanan teknik destek eksikliği sebebiyle Hava Soç projesinin gecikeceği açıklanmış. Geç olsun güç olmasın diyoruz. Bir diğer haberimiz Yunan basınının tek derdi Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Suriye Milli Ordusu. Bu konularda her gün onlarca farklı haber yayınlanıyor. Bakalım Yunanistan basını ne yazmış çok kısaca özetleyeceğiz. Yine buradaki isimlere takılmayın Ermenilerin kullandığı isimleri kullanmışlar. Azerbaycan'ın bu sefer Ermenistan'a özellikle de Suinik vilayetine karşı yeni bir saldırı için hazırlandığına dair güçlü kanıtlar var ifadesi kullanılmış. Fakat haberin içeriğinde herhangi bir kanıt yok. Devam edelim. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın başarısızlığı, 7 bölgenin kontrolünü sürdürme konusundaki ilgisizliği sebebiyle aşağılayıcı bir kayıptan sonra Azerbaycan Suriyeli paralı askerler ve Türk ve Pakistan özel kuvvetlerinin yardımıyla eski Sovyetler Birliği'nin Dağlık Karabağ özel bölgesini çevreleyen 7 ilçeyi Ermeni personelden geri alsa da yeni bir çatışmanın patlak vermek üzere olduğu görülüyor şeklinde devam ediyor. Zaten bu saçma sapan cümlelerden sonra artık devam bile etmiyoruz okumaya. Dediğimiz gibi bu cümleler Yunanistan basınına ait. Bir diğer haberimiz İspanya ordusunun başarısızlığını görmektesiniz. Devrilmiş olan aracı düzelteyim derken düzeltmeye çalışan aracın devrildiğini görüyoruz. Gerçekten şaka gibi bir video görmekteyiz. Bir diğer haberimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden imarında dost ülke şirketlerini iş birliğine davet edeceklerini tekrar söyleyerek Macar şirketlerinde bizimle çalışmak için fırsatı olacağından eminim açıklamasını yaptı. İlham Aliyev temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter ile video konferans yoluyla görüştü. Stratejik ortak olan Azerbaycan ve Macaristan'ın çeşitli alanlarda aktif işbirliğine devam etmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, Avrupa Komisyonu ile ilişkilerinde Azerbaycan'a destek olduğu için Macaristan'a teşekkür etti. Aliyev, Avrupa Birliği ile ülkesi arasındaki ilişkilerin çerçevesini belirleyecek anlaşmayla ilgili müzakerelerin son aşamasında olduklarını, salgın ve savaş sebebiyle askıya alınan müzakerelerde gelecek aylarda daha büyük ilerleme kaydedileceğinden emin olduklarını açıkladı. Bir diğer haberimiz İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile nükleer anlaşmayı görüştü. Burada İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani görüşmede ABD'nin nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının ilal edildiğini savunarak Washington'ın bu tavrı teşvik edilmemeli ve cezasız kalmamalıdır şeklinde açıklama yaptı. Bir diğer haberimiz Ukrayna Haber Ajansı Armia Inform'un haberine göre Türk Deniz Kuvvetleri'nden komuta kontrol gemisi olarak görev yapan TCG Sokullu Mehmet Paşa, TCG Ayvalık, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait ACPS Taco ve Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Lupu Dinescu isimli 4 gemi Ukrayna'ya demirledi. Odessa limanına girdiği belirtilen grubun ziyareti kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri ile Karadeniz'de ortak eğitimlerin düzenlenmesi planlanıyor. NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO daimi mayın karşıtı tedbirleri deniz görev Grubu 2'nin komutası 2 aylığına Türkiye'ye devredilmişti. Bunu da hatırlatalım. Yine Türk Kızılay'ın Pakistan'ın Pencap eyaletinde yeniden inşa ettiği asırlık Hazreti İbrahim Camisi'nin ibadete açıldığı belirtiliyor. Eyaletin Hank Şerinin Hokran Çak Köyü'nde düzenlenen açılış törenine Türk Kızılay Genel Sekreteri, Türk Kızılay Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü ve Türk Kızılay Pakistan Elegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo da katıldı. Köy halkı tarafından karşılanan Türk Kızılay Genel Sekreteri ve beraberindeki heyet camide incelemelerde bulundu. Evet dostlar biz de haberlerimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.